Biraz önce yazılı bir açıklama geldi. Resmi olmayan sonuçlarla ilgili değerlendirmeleriydi bunlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle başlıyor: Türkiye çok partili siyasi hayatımızda bir ilk olan 7 Haziran seçimlerinin tekrarı mahiyetindeki 1 Kasım erken genel seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır diyerek başlıyor ve şu şekilde devam ediyor. Seçim sonuçları milletimizin tercihinin 7 Haziran'da risk altına giren istikrar ve güven ortamına sahip çıkmaktan yana olduğunu göstermiştir. Türkiye'yi 13 yıldır tek başına yöneten AK Parti bu sonuçlara göre önümüzdeki 4 yıl için milletimizden yeniden yetki almıştır. Bu seçim sonuçları farklı kesimler için farklı anlamlar içeren çok önemli mesajları bünyesinde barındırmaktadır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle devam ediyor. En önemli mesaj hiç şüphesiz bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki yapılara yöneliktir. Türkiye'nin üzerinde 7 Haziran sonrasında yeniden silahın, bombanın, şiddetin, kanın, gözyaşının, velhasıl terörün karanlık yüzünün gölgesini düşürmeye çalışan o yapıya bölge halkı başta olmak üzere aziz milletimiz güçlü bir cevap vermiştir. Baskıyla, tehditle, kan dökmekle, can almakla demokrasinin, milli iradenin, hukukun, kalkınmanın yan yana olamayacağı 1 Kasım'daki bizzat milletimiz tarafından söz konusu kesimlere açık ve net bir şekilde belirtilmiştir diyor. Milletimiz 1 Kasım seçimleriyle ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğe sahip çıkma yönünde güçlü bir irade koymuştur. Bu iradeye herkesin saygı göstereceğine inanıyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 1 Kasım seçimlerinin bir diğer önemli mesajı da hiç şüphesiz diğer muhalefet partilerine ve onların liderlerinedir. Sonuçlar 7 Haziran seçimlerinde ikinci ve üçüncü olan partilerin eskiden beri sergiledikleri uzlaşmaz ve rövanşist tavırlarını koalisyon görüşmelerinde de sürdürmelerinin milletimiz tarafından tasvip edilmediği görülmüş, göstermiştir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şöyle devam ediyor açıklamanın sonunda. Aziz milletimiz istismar ve polemik siyasetini değil, hizmet, proje ve vizyon siyasetini tercih ettiğini 1 Kasım seçimlerinde açıkça beyan etmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu demokratik yarışta yer alan tüm partilerimizi sandığa gidip oy kullanmak suretiyle milli iradenin tecellisini sağlayan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum diyor ve tek başına iktidar olan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nu kutluyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve son cümle olarak da sandıkta ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'nin geleceğine, 2023 hedeflerine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum diyor Oğuz Aksever Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte Evet. böyle bir yazılı açıklama yaptı. Ayrıntıları bu şekildeydi. Parti